Doğu TV Ana Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bültenini bu akşam evden sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Evde kal Türkiye işteyle biliyorsunuz ki tüm Türkiye çağrıda bulunuyor. Herkesin evde kalmasına yönelik çağrılar var. Bu çağrıya bizler de bugünlük kulak astık, bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenini evden canlı olarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, herkes bu işi ciddiye almalı ve bu işe kulak vermeli diye düşünüyoruz. Ne olursun Türkiye, evde kal. Dışarıda kalması gerekenler sizin için mücadelelerine devam edecek. Bu akşam bir farkındalık olsun. Güneydoğu TV ana haber bülteni evden olsun dedik. Evde kal Türkiye ile birlikte pekişsin diye. Ana haber bültenimize başlıyoruz. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması var. Vaka sayısı gittikçe artsa da önlemler de alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda maalesef koronavirüs lanetiyle hayatı sona eren 59 vatandaşımız var. Şehir şehir, sokak sokak, ev ev Türkiye. Ülkemin dört bir yanı, ülkemin bütün insanı. Bugünleri sağlık içinde geride bırakma mücadelesini veren 83 milyon. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada son 24 saatte 5035 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59, toplam hasta sayımız 2433. Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar ifadesini kullandı. Sevgili izleyenler, bugünlükte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayının başında da söylediğimiz gibi bir farkındalık oluşturmak adına ana haber bültenimizi bugün yönetim kurulunun almış olduğu kararla birlikte evde sunmayı uygun gördük. Sadece bugüne özgüydü. Amaç ise farkındalık uyandırmaktı. Ne olursunuz, kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi, akrabalarınızı, komşularınızı, çocuklarınızı düşünün. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın, evde kalmaya devam edin. İşi dışarıda olanlar, hakikaten dışarıda olmak zorunda olanlar da önlemlerini en iyi şekilde alsınlar diyoruz. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.